Selam herkese. Uzun zamandır video atmadım. Açıkçası çok yoğundum bu aralar işten dolayı. Hem biliyorsunuz bir firmada çalışıyorum grafik tasarımcı olarak, hem de belki de bilmiyorsunuz. Bilmekte zorunda değilsiniz zaten. Hem de dışarıdan iş yapıyorum. Şimdi burada T26-E5 Patriot'ta bir maç yaptık. Güzel bir maç geçti. İyi bir hasar verdik. Fakat burada T26-E5 Patriot'un ne kadar iyi bir tank olduğunu anlatmak istiyorum ben size. Burada tahvil alınan tanklar vardı göreceğiniz gibi. Şimdi şuradan dükkandan giriyoruz arkadaşlar. Bak şimdi şuradan tahvil alabileceğiniz, tamam mı? Tanklar arasında T26-E5 Patriot. Amerikan tankı, Amerikan ağır tankı. En önemli özelliklerinden biri taretinin iyi olması, manevra kabiliyetinin yüksek olması. Yani bir orta tank gibi oynayabilirsiniz. Yani orta tankların yanına gidip orada yargı dağıtabilirsiniz. Açıkçası burada tahvil verip alabileceğiniz en iyi tanklardan biri. Bu tankın ne gibi özellikleri var? Hep birlikte onları inceleyeceğiz. Öncelikle yine ben tankı T26-E5 Patriot tankını şurada yapılandırdım. İlk halini aldım çünkü bende epey güçlü bir mürettebat var. İşte donanımlar ekli vesaire. Hani bu tankın ilk haline çok daha farklı bir hale getiriyor. Ateş gücü olarak iyi bir tank açıkçası. Hani ortalama hasarı 240 veriyor. Ortalama dermesi de 230. Seviye 8 premium bir tank. İyi de para kazandırır, onu belirtirim. Zaten şimdi maçtan sonra ne kadar iyi para kazandığımızı göreceksiniz. Nişan alma biraz kötü de olsa zaten hani çok fazla uzaktan savaşmanızı tavsiye etmem. Top yükleme süresi gördüğünüz gibi çok muazzam şekilde düşük. 6 saniye, 6.9 saniye. Yine bunu da siz yükselteceksiniz. Verdiğiniz donanımlar, taktığınız donanımlar ve mürettebata verdiğiniz yetenek doğrultusunda. Dayanıklılığına geldiğimizde ise dayanıklılıkta burada açıkçası kule zırhının 191 mm olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz T29 7. seviyede en yüksek taret zırhına sahip tanklardan biri. Yine bunun abisi, onun abisi T29'un abisi T34 var. Bu tanklar çok çok iyi tanklar bence. Özellikle T29 tankı da çok iyi bir tanktır. Onun da taret zırhı çok yüksek. Kaç milimetre hatırlamıyorum açıkçası. Bakalım, hatta farazi konuşmayalım abi, gidip bakalım. Gördüğünüz gibi 279 milimetre taret var. Seviye 7 bir tank. 298 milimetrelik bir taret var. Bunlar sizi çok ciddi bir şekilde olası hasarlardan koruyor. Şimdi bu tanka baktığımızda ise dayanıklılık bölümünde 191 milimetrelik bir kule zırhı var. Ön tarafı 191 milimetre zırhın. Bu da gayet iyi bir değer. Yani çok çok başarılı bir değer. Tabii ki bir T29 ya da bir işte T34 gibi değil. Gövde zırhına baktığımızda çok fazla 152 mm aslında fena değil. Ben bu kadar olduğunu da bilmiyordum, şimdi gördüm açıkçası. Yani 152 mm fena bir gövde zırhı değil açıkçası. Yan zırhlar 76, arka zırhı 51 mm. Ama taretin gerçekten çok ciddi bir şekilde zırhlandırıldığını görüyorum. Hareket kabiliyetine geldiğimizde burada azami hızın, geri hızın ve ileri hızı görebiliyoruz. İleri hızı 40 km, geri hızı ise 15 km. Saniyede 31.29 derece dönebiliyor. Dediğim gibi hareket ve hız konusunda iyi bir tank. Bu da size orta tanklarla başa baş olmasa da en az onlar kadar bir hareket kabiliyeti vermiş. Görüş mesafesi 390 metre. Sinyal mesafesi 177 metre. Bu da gayet başarılı. Hani dediğim gibi o bölümde tahvil de alabileceğiniz en iyi tanklardan biridir. Ben burada biraz daha hareket kabiliyetini arttıracak, hızını arttıracak donanımlara ihtiyaç duymuşum. Bu tamamen tercih meselesi. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda şey yazıyor, işte orta tanka teleskopik dürbün takılır mı? İşte orta tanka işte şey takılır mı? Ne bileyim, turbo şarj takılır mı? Arkadaş T29'a, D95'e de takabilirsiniz. Jack Panzer'e de takabilirsiniz bunları. Sizin o tankla nasıl oynamak istediğinize bağlı olan bir şey. Yani asla takılmaz, böyle bir şey takmayın diyemez kimse size. Ha tabii ki standartta da şu da takılabilirdi buna. İşte yükleyici takarsanız, biraz nişan alma takarsanız biraz daha farklı bir yönde evrilmiş olur tankınız. Bu tamamen sizin tercihiniz, bakın tekrar söylüyorum. Bu tamamen benim tercihim. Hani bunun hakkında çok fazla üstünde durmayın. Yani çok fazla ya bu yanlış, şu yanlış, şu doğru falan diye durmayın. Ama tabii ki şöyle söyleyeyim. Çok konuyu da dağıtmak istemiyorum. T26
Patriot aslında konumuz ama mesela IAS Evan tankına işte ne bileyim nişan almayı takmanıza gerek yok. Yani hani o kadar abartmanıza gerek yok. Ama tabii böyle farklı değişiklikler yapabilirsiniz. Evet, şimdi tankımızı World of Tank'ta gördük. Bir de Tank GG'de bakalım bu tank nasıl bir tank abi, ona hep birlikte görelim. Şimdi Tank GG'ye geldiğimizde zırh şemasını görüyoruz arkadaşlar burada tankın. Tankın zırh şemasında gövde zırhının 190 mm, 150 mm'ydi pardon, 150 miydi bakalım. Hep unutuyorum. Dayanıklılık. Ateş gücüne baktım pardon. Dayanıklılık. Gövde 152, kule 191. Gövde 152. Tabi bu açı sal bir zırh olduğu için burada biraz daha zırhımız kalınlaşıyor gördüğünüz gibi. Yan durduğumuzda 256'lara falan geliyor. Çok çok iyi bir değer arkadaşlar. Yani seviye 8 için gayet iyi bir değer. Mantıklı bir değer. En zayıf noktası şu yukarıda bir şeyi var. Komutan kapağı var orası. Şu alt bölge biraz zayıf ki o da aslında hani kendi seviyesine çok iyi bir tankmış hakikaten bu. Yani kendi şeyine göre iyi bir tank. Birazcık korunaklı oynadığınızda 192 metreyle alt zırh görüyoruz. Gayet başarılı. Yani side scrap yapabilirsiniz kendi topunuzda ki topunuz penetrasyon 230. Yani gayet başarılı bir tank zırh olarak. Taret zırhına geldiğimizde zaten şöyle falan gördünüz mü bu tareti delmenize hani ya, imkan yok yani. Hani ancak işte şurada çok küçük bir şey vardı, oraya atacaksınız, altını koruduğumu düşünüyorum tabi. İşte şurada çok az bir küçük bir nokta vardı, oraya atacaksınız falan, çok zor yani. Bir de şimdi live'dan bakalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine 196 mm'lik zırhımız gayet başarılı. Taret zırhını görüyorsunuz. Yani kolay kolay taretten sizi kimse delemez. Zaten oynadığım maçta da buna benzer bir pozisyon yaptık arkadaşlar. Evet şimdi tankımızın isterseniz gelin maçtaki performansını da görelim. Bakalım orada neler yapmış. Onlara da bir bakalım. Evet, seviye 8 bir maçtayız. Seviye 7 tanklar da var maçta. Sakin sahil haritasında oynuyoruz. Şimdi burada ilk olarak rakip tanklara baktığımda ve bizim tanklara, bizim takıma baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Genelde çok fazla ağır tank yok. Şimdi sağ tarafa gidip F9 hattına gidip orayı da tutabilirim. Ama ben daha çok tankının, taretinin iş yapacağı C1 bölgesine gitmeyi ve oradaki tepeyi kullanmayı düşünüyorum. Ve orada yine tahmin ediyorum ki orada tanklar gelecektir. Çok fazla ağır tank geleceğini tahmin etmiyorum. Bununla birlikte açıkçası şöyle yapayım. Tank isimlerini görmemiz açısından daha yararlı olacak. Bununla birlikte tabii rakip tanklardan Carnarvon iyi bir tank. T29 iyi bir tank. Bunlar bizi sıkıntı yaratabilir. Centurion iyi bir tank. Şu anda, şu şeye göre, şu dağılıma göre. Alfa tanklar bunlar. Şimdi burada taretimizi kullanacağız. Taretimizi kullanıp düşman tanklarına hasar vermek istiyoruz. Şu anda biz sadece orada 3 kişiyiz. 2 tane tank gördük. Bunlardan biri hafif. Diğeri ise orta tank. Gördüğünüz gibi Centurion'a hasar veriyorum. O benden sektiriyor. Topuma geldi. Artı atıyor. Burada en büyük bizim için tehlike artı arkadaşlar. Artı çünkü bizi çok rahat vurabilir orada. Ve çok da fazla hasar verebilir açıkçası. Ve bu arada beni en çok korkutan, oraya gelmez diye ümit ettiğim kimi gelmiş? T29. Çünkü taret zırh çok güçlü. Benim onu delebilme ihtimalim 0. 279 küsur milimetrelik bir tareti var. Bu arada bir çılgınlık yapıyor. AMX arkadan dolaşmış. Ben vuruyorum, kaçtı. Aşağı atladı, kaçtı. Tabii biz AMX ile uğraşırken burada rakiplerin bize basmamaları büyük bir hata. T29 bana ateş ediyor diye tekrar sektiriyorum taretimden. Şu anda çok kafa kafaya gidiyor arkadaşlar. Tepedeyiz ve tepeyi bakın burada durduracağım. Centurion, ben, T29. Tam bir taret oyuncudayız arkadaşlar. Yani 3 tankız orada. Üçümüzde taret oynayacak tankız. Ve üçümüzde taret oynayamak, pardon. Üçümüzde taret oynamak istediğimiz için oraya gittik. Üçümüzde tankımızın özelliklerini bildiğimiz için oraya gittik. İnanılmaz bir mücadeleydi. Bakın tekrar sektiriyorum ben Centurion'dan. Ben de onlardan çok sektirdim. Onlar da benden çok sektirdi. T29 vurdu, yine sektirdim. Tankın ne kadar kaliteli bir tareti olduğunu görüyorsunuz. Gövdesi de fena değil. Eğer siz aşağıdan, size aşağıdan bakarlarsa gövdesinin de açısı var. Bunu da kullanıyorsunuz. Dolayısıyla önden bu pozisyonda delinmeniz çok zor. Şimdi biz burada 3 kişiyiz. Rakip de 3 kişi ama rakibin avantajı biraz daha fazla bize göre açıkçası. Şimdi
P-43 çok iyi bir tank değil. Yani orada orayı tutabilecek çok iyi bir tank değil. T-34 keza öyle. Fena tanklar değil, iyi tanklardır ama taret oynayabilecek tanklardır. Şimdi T-29 diyor ki ben bu Patriot'la hiç uğraşmayayım diyor. Ben bunun taretini denemeyeceğim diyor ki bence en büyük hatayı yapıyor. Sağ tarafa geçiyor çünkü beni tutabilecek tek tank şu, orada o. Bir de Centurion. Centurion da geriye çekti. Ben bundan yararlandım. İleri çıktım. Bir atış yaptım. Bakın bu arada sürekli sektiriyorum. Sürekli taretinden mermi sekiyor. İleri çıktım. Atış yaptım. Bir süre sonra zaten bana ateş etmemeye başlayacaklar. T-29'un yaptığı gibi benimle uğraşmaya başlayacaklar arkadaşlar. Bu arada bir artı atışı geldi. Bizim artılardan da destek geliyor. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Ben tekrar Centurion'dan sektiriyorum. T-29'u da kolluyorum çünkü T-29'un şunu yapacağını düşünüyorum. Şu bölgeden taretini bana çevirip benim taretim Centurion'a dönükken, yani tam karşıya bakarken yandan vurabileceğini düşünüyorum. Bu da beni korkutuyor. Açıkçası bunu çok fazla denemek istemedi T-29. Bu arada çok ciddi iki hasar alıyorum. Biri Arte'den, diğeri de Centurion'dan. Ben ateş ediyorum. Yine taretten sektiriyorum. Centurion yükseliyor. Taretini gösteriyor. Canım yarıya inmiş durumda. Centurion'un da canı çok azaldı. Panther taret oynayabilecek bir tank değil. Sıkıntılı bir pozisyon. T-29 geliyor. Korkuyorum. Atış ediyorum. Sektiriyorum. Artı vuruyor. T-29 bir kez daha artı vuruyor. Burada bakın. Benim spot hasarım bana yazılıyor ve çok güzel deneyim puanları kazanıyorum. Tekrar bizim takım arkadaşlarımız T-29'a vuruyor. Ben ileri gidip artık Centurion'a ciddi bir hasar vermek istiyorum. Paletliyorum. Vuruyorum. O da beni vuruyor. Keşke diyebilirsiniz ki biraz daha korunaklı oynasaydın. O ateşi yemeseydin. Hayır abi. O Centurion'un garaja gitmesi lazım. Ben iki atışla garaja yolluyorum. Ardından Panther bana vuruyor. Tekrar sektiriyorum Panther'den. Panter'e çıkıyorum ki benim çok sevdiğim bir orta tanktır Panther. Tekrar ateş ediyorum ve paletini alıyorum. Hareketsiz kalıyor. Paletini tamir ediyor. Geri geliyor derken arkada farklı bir aksiyon oluyor arkadaşlar. Arkada T-29 artık iyice ileri gidiyor. Bakın T-29 benim için burada en tehlikeli tank. Ve ben burada T-29'un çok ciddi bir hata yaptığını düşünüyorum. Ben T-29 olsam diğer tanklarla uğraşmam. Benle uğraşırım. Yani T-26 Patriot'la uğraşırım. T-26 Patriot'u ben denemem ama O da beni denemeyecektir diye uğraşırım. Çünkü zaten T-29 gördüğünüz gibi benim önümden gidip şu yandaki çukura düşüp orasıyla uğraşmaya başladığında ben arka tarafı gittim rahat rahat temizledim. Çok rahat temizledim. Artı desteğiyle vesaireyle de çok rahat temizledik. Şimdi T-29 arkaya bastı. Ben açıkçası arkadan da destek almak istiyorum. Zaten P-43 mantıklı olarak doğru olanı yaptı ve çok çok öncesinde geriye gitti. Biz orayı iki kişi tutuyoruz. T-29 bu arada çok az canı kaldı. Artı bir atış daha yapıyor. T-29'a garaja yolluyor. Ardından yanındaki T-34-100 Rusların güzel orta tankı, mis gibi orta tankı rakibi basıyor. Hasar alıyor. Bir hasar veriyor. Ben atışımı yapıyorum. Panther'e bir atış daha yapıyorum. Burada artıdan inanılmaz bir şekilde hasar yiyorum. Palette kaldım. Paletim yapıldı. Sadece 37 canım kaldı ve burada basıyoruz artık ileri doğru. Şimdi ben burada yine korunaklı bir tepe arıyorum. Geriye kalan tanklardan belki TD'ler vardır arkada diyorum. E25'in orada olabileceğini düşünüyorum. Açıkçası zaten suyu diğer tarafta görüyorum haritadan. Burada biraz yükselerek haritada ileri doğru bakıyorum. Çok az canım var. Dikkatli olmalıyım. Evet oyun bizde ama biraz daha fazla hasar vermek istiyorum. Bu arada Carnarvon bakın. Burada bizim şansımız açıkçası. Yani Carnarvon T-29'da bizim olduğumuz bölgeye gelse çok sıkıntı yaşardık. Çok sıkıntı yaşardık fakat AFK bir Carnarvon var. Carnarvon efsane taret oynayabilecek bir tank. Fakat orada AFK olması bizim işimize geliyor. Ben bu arada Carnarvon'a uzaktan bir atış yapıyorum. Spotladığım için spot hasarları bana veriliyor. Ben palet veriyorum. Palet hasarı atıyorum. Palet hasarı attığım için onun hasarı bana yazılıyor. Ve Carnarvon'da AFK olup arkadaşımızı da garaja yolluyoruz. Daha sonrasında ilerliyoruz. Sadece bir artı ve bir TL kaldı. Artı ile spotluyorum. Çok güzel. Ardından E25'i görüyorum. E25'e nişanımı alıyorum. Ateş ediyorum. E25 benden sektiriyor. Artıdan yemek istemiyorum. Buralarda tekrar bir artı var. Bana ateşini ekliyorum. Evet. GV Tiger o kalmış. 35 canıydı ya da 37 canıydı neyse. Önce E25'ten yiyoruz. Ardından da GV Tiger'dan yiyerek garaja gidiyorum. Bu arada oyun bitiyor. Çok mücadeleci bir oyundu. Yani o tepede o kadar korumamız, başarılı bir şekilde korumamız gerçekten muazzamdı arkadaşlar. Adamların beni gördüğü açı bu aşağı yukarı bakın tepede arkadaşlar. Yani
Topu da şöyle eğdiğimi düşünün. Eğmedik. Hani şu. Beni şöyle görüyorlar abi. Yani hani nasıl deneyeceksin sen bu kadar kalın taret zırhı olan bir tankı? Ya çok zor. Şöyle gördüğün zaman gövde zırhım bakın 240 lira çıkıyor. 266 lira çıkıyor. Yani gerçekten çok zor delmesi. Tabii ki ben de T29'u öyle gördüm. İşte oradaki Centurion'u öyle gördüm. Kısacası arkadaşlar maçı izlediniz, gördünüz, inanılmaz muazzam bir savaştı. İyi bir savaş geçirdik. Çok da keyif aldım oynamaktan. Ki anlatırken de çok tempolu anlattım. Çok fazla şey oldu ve kaçırdığım şeyler de oldu. Anlatamadığım şeyler de oldu. Tavsiye edebileceğim bir tank almanızı öneririm. Keyifle oynarsınız diye umut ediyorum. Tahmininize kesinlikle yazık olmaz arkadaşlar. Hoşçakalın. Şimdi bakalım bir de maç sonu skorlarına neler olmuş onları görelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın tekrardan. Evet arkadaşlar, maç sonu rapora baktığımızda 167.000 kredi getirisi oluyor. Tabi burada ekstra 150 kredi getirisi de çıktı bende. Onun da kazancı 55.000. Sonuçta o da olmasa 111.000 lira kredi getirisi olacak bir tank. Gayet iyi bir tank. Gördüğünüz gibi takımda en fazla skoru hasar olarak biz atmışız. Deneyim açısından biz birinciyiz. Engellenen hasar 1560. Bu da gayet iyi bir oran diyebiliriz. Kaç tank spotlamışız? 2, 4, 6, 8 tank spotlamışız. Neden önemli bu 8 tank spotlamamız? Biz tank spotladığımız zaman takım arkadaşlarımız biliyorsunuz bunlar hasar veriyor ve o hasarlarda aldığımız ekstra deneyimler oluyor. Bu çok çok önemli. Genelde modül hasarı da vermişiz. Bakın topu çok yüksek kalibreye sahip olan bir top değil. Ama gayet modül hasarı verebiliyoruz. Evet arkadaşlar, sonuç olarak tavsiye edebileceğim bir tank. Kredi getirisi çok iyi bir tank. Mürettebatlarınızı yetiştirebilirsiniz. Ve oynarken keyif alabilirsiniz bu tankla. Tabi burada sizin oyun tarzınız da bağlı. Hani belki böyle bir tankla oynamayı sevmeyeceksiniz. Tamamıyla size kalmış bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Bunun dışında videoyu beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz. Yorumlarda değinmek istediğiniz bir konu varsa onlardan da bahsedebilirsiniz. Çok çok teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bu arada yakında yeni videolar gelecek. Çok detaylı bir kredi nasıl kasılır videosu yayınlayacağım. Çok detaylı olacak. Uzun bir video olacak. Biraz orada sizden sabır isteyeceğim ama şu anda en çok gördüğüm forumlarda ve gerçi Türk forumu kapandı ama daha önceden forumlarda, Facebook sayfalarında vesaire, Instagram sayfalarında, World of Tank'ın yan sayfalarında gördüğüm en çok istenilen şey kredi kasma. Çünkü premium tankınız ve premium hesabınız yoksa bu problem. Bununla alakalı video gelecek diyorum. Tekrardan hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.